Bismillahirrahmanirrahim. Yo kardeş, sakalsız olacaklar. Sakalları olmayacak. Bu da Allah'ın hikmetidir. Birincisi hadis ona delildi. O kaydettiğimiz hadis ki var. Düz de burada iki tane nömre kayıt olunup Tirmizi'de. Onlardan ikincisi düzgün değil yani. Birinci nömre sahihti yani muvafıktı. Ama ikinci şeydi. Sahihti öyle yani. O numarada hadis bu lafızda değil yani. Bu bir. İkincisi ama cennette müminlerin sakalsız olması bu onların ne zalimler deyir güzel olması ve beyaz sıfatlarının beyaz olması sebebindendi. Bir bu ve hepsinin mesela sakal saklamak hükmü, sakal saklamak hükmü dünyaya aitti. Yani dünya hayatına. Ona göre mesela sakal kayıt olunan hadislerde ile sakal kayıt olunan hadislerde Yahudilere veya kitap ehline veya mecusilere veya müşriklere muhalif olmak emir olunur. Öyle. Ve bu saydığım böyle diye de sıfatta olan adamlar, o adamların hiçbiri cennete girmeyecek. Bak. Hiçbiri cennete girmeyecek. Yani mesela belki kitap ehlinden istisna eylemek olar mesela hakikaten de kitap ehlinin peygamberlerine tabi olanları o hiç. Ama onların da yani şey olmayacak. Sakal olmayacak. Nece Müslümanlar kimi cennette yani. Ha, ona göre de mesela o sayılan adamlar, müşrikler veya mecusiler vesaire, onlar cennete girmeyecekler. Ona göre de onlara dünyada muhalif olmak emir olunur. Ona göre de sakal saklamak hükmü dünyaya aitti. Çünkü hükümler ki var, emir olunan, ümumi. Onların bir kısmı dünyaya aitti, bir kısmı müşterekti. Yani dünyaya da şamil edilir ve ahirete de şamil edilir. Lakin bu hüküm, sakal saklamak kişiler için, bu dünyaya aitti. Yani yalnız dünyada emir olunur. Ahirette olmayacak. Çünkü hadis nas'tı yani. Hadis nas'tı ve bunun ziddini demeyi batildi yani. Hadis sahihti veya hasendi ve makbuldü. O kadar. Çünkü cennet ve cehennem de ümmetle, ahiretle alakalı olan naslar veya deliller bunlar vehye dayanır. Eğer sahihliği veya hasen olması beyan olunursa alimler tarafından ile yani sabit olduğu veya makbul olduğu beyan olunursa o nasdı ve ona iman etmeyi veya ona tasdik etmeyi vacibdi. Ya, çünkü niye göre? Çünkü bu ved ve veyittendi. Yani peygamberden değilmesi mütlakdi. Yani olabilmez ki çünkü sahabe mesela hardan bilsin ki misal için ahirette tutak ki yani adamın sakalı olacak ya olmayacak misal için. Ha, bu cür hükümler hansı ki gaybdendi, gaybdi. Bu cür hükümler muhakkak ki, mütlak ki Allah Resulundan değilmiştir. Öyle. Ona göre de iman etmeyi veya tasdik etmeyi vacibdir. Ve aksine de söylemeyi haramdır. Ve büyük günahtır. Çünkü nas'a ziddi. Muhtasar bu kadar. Allah bilir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.